Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karacadağ bölgesinin balı mesela, petek balı. Veya Diyarbakır Kulp ilçesinin petek balı. Mesela o Karacadağ'da nasıl söyleyeyim, bu balı tükettiğiniz zaman bir kaşık kan şekerinizi yükseltmediğini görürsünüz. Hayret edersiniz. Ya bu nasıl oluyor? Her yörenin balı böyle değil. Mesela çünkü o yörenin bitkisine özgü yetişiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela Karacadağ'ın pirinci vardır. Bak çoğu insanımız bilmez. Karacadağ pirinci. Evet, şekeri yükseltmez. Şimdi Tosyalılar kızmasın. Tosya pirincinin lezzeti mükemmeldir. Ama çok fazla tüketmesin diyabetliler. Kan şekerini yükseltir. Karacadağ pirinci ile Tosya pirincini mukayese ettiğinizde Karacadağ pirinci tabii ki sınırsız tüketemezsin canım. Oradan da değil. Çok çok daha az kan şekerini yükselttiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü oranın kimyası farklı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneş bol, bitkiler çok sıcaklığa maruz kalıyor. Oluşan nektar ve onun içerisindeki kan şekerini kontrol edebilecek proteinler ona göre. Ama Karadeniz çok fazla yağış alıyor. Oranın balı da çok şey, o nimetin de hikmetleri var.